Yardım. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni hiç sevmesen de olur. Ama geçtiğimiz hafta magazin gazeteleri anlaşmalı oldukları televizyon kanalının iki eski sevgiliyi bir araya getirmek için büyük çaba harcadığını yazıyordu. Şimdi herkes bu olayın nasıl noktalanacağını düşünürken Mahsun ve Seda'nın geçmişte yaşadığı olaylarda ister istemez hemen akıllara geliyor. Diyeceksin ki o ekranda çıkacaksın, ben delikanlıyım, bu kadını sevdim. O günde yaptığı olay bana ters geldi. Vallahi sevmiyorum, ben hiç sevdiğimden falan... İnsanlar sana saygı duyacak. Sevmiyorum, sevdiğimden yani falan da gelmedim. Onlar sevgili oldukları dönemde beraber aşk şarkıları söylemişti. Seviyorum. Bir daha seviyorum. Aynı evi paylaşıp, beraber üzülüp, beraber gülmüşlerdi. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban gülüm, sevdalıyım. Bu sevdada yalanım yok, Allah'ıma sevdalıyım. Hatta o günlerde Mahsun ve Seda'nın imam nikahı yaptıkları bile söylenmişti. Ama geçirdikleri bu güzel günler sona erip ayrıldıklarında Mahsun kırmızı gülle Seda Sayan neredeyse can düşmanı olmuştu. Bir şeyi bitirir, yani bitirirse bitti artık benim. Ya dönüp bakmam, ben çünkü delikanlıyım yaşın önce ya. Biliyorsunuz namı diğer kadırgalı Aysel'im ben. Kadırgalılığım tutarsa oyarım. Artık ne Seda Mahsun'un ne de Mahsun Seda'nın adını anıyordu. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kocam. İşte iki sanatçının geçirdiği bu olaylar hala hafızalarda sıcaklığını dün gibi korurken Mahsun ve Seda'nın bir araya gelip ortak program yapıp yapmayacakları merakla bekleniyor şimdi. Ve işte bu konuda seviyorum.